Enes Kaymakamlığı'nın Avrupa Birliği ortak projesiyle yürütülen ve Enes'de çıkarılan tarihi kazıların sınır ötesi işbirliği programında heykelleri yapılarak, dev heykelleri yapılarak Enes'e, Enes Limanı'na 5 mil açıkta denize batırıldı. Komutanım. Başınıza dikkat edin Sayın Bakan. Hoş geldiniz Sayın Bakan. Şöyle biraz kırpalım. Güzel bir etkinlik oldu. Dört Enes'in tarihini ve kültürünü yansıtan dört heykeli denizin dibine batırdık. Siz de dalış yaptınız bizzat. Alt taraftan bizzat ne gördünüz, nasıl olacak projeyi, nerede görüyorsunuz ilerleyen günlerde? Onları alabiliriz. Tabii şimdi bu aslında Türkiye-Avrupa Birliği, Bulgaristan ve Karadeniz havzasında yapmış olduğumuz sınır ötesi işbirliği programının bir adımı diyelim. Bu proje ile biz Enes'de bir su altı dalış merkezi oluşturmak istiyoruz. Aynı zamanda su altında bir müze oluşturmak istiyoruz. Çünkü Enes gerçekten köklü bir tarihe sahip. Enes'in neresini kazsanız bir tarihi eser çıkıyor. Dolayısıyla biliyoruz bazı eserler başka illerdeki müzelerde sergileniyor. Ama biz Enes'den çıkmış tarihi eserleri su altına indiriyoruz. Daha doğrusu onların kopyalarını. Yapay resifler bunlar. Böylelikle hem tarihi öğreniyoruz hem Enes açısından dalgıçlık sporunu geliştirmek, sörf ve deniz turizmini geliştirmek açısından çok yararlı. Umarız Türkiye'nin tüm dalgıçları bugün oluşturmaya başladığımız Enes Sualtı Müzesi'ne gelirler. Bugün Ender Hoca ile birlikte çok zevkli bir dalış yaptık. Gerçekten sualtı çok güzel. Hocamız da bizi cesaretlendirdi. Ben dalgıçlığı seviyorum. Buraya özellikle böyle bir etkinlik olduğu için gelmek istedim. Türkiye üç tarafı denizlerle çevrili bir ülke. Ama daha fazla dalgıçımızın olması lazım. Denizlerimize hakim olmamız lazım. Hem denizlerin altı hem denizlerin içi zenginliklerle dolu. Ama bugün biz ayrı bir zenginlik daha oluşturduk. Bir su altı müzesi oluşturduk. Enes tarihini denizin içinde, suyun altında da görecek. Bu projenin Enes'e, Edirne'mize, Türkiye'ye hayırlı olmasını diliyoruz. Umarım daha fazla dalgıcı, daha fazla insanı Enes'de görürüz. Daha fazla su sporunu Türkiye'de insanların yaptığını görürüz. Teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz.